Enerjisi kirli. Ondan az acısı. Ondan az acısı. Biberlerin acısı ortalığı kasıp kavurdu ama meydanda oluşan sıcak ortam acıları hafifletti. Ürünlü'de bu yıl ikincisi düzenlenen biber festivali renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Ürünlü halkı kaygılı. Biber her geçen yıl azalıyor. Azalınca da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Biberi daha fazla gündemde tutabilmek için festival başlatıldı. Bu yıl da ikincisi gerçekleşiyor. Çok az biber yetişiyor. Tarım Türkiye'de yok gibi bir şey. Festival güzel oluyor da üretim biraz daha buralara katkı daha güzel olur. Tarım sektörüne destek verilmesi bunlara dikkat çekmeye uğraşıyoruz. Tezgahlar mahallenin meydanına serildi. Tamamen Ürünlü'de bulunan tarlalarda yetişen mahsuller görücüye çıkarıldı. Acısı, tatlısı hatta yakanları bile vardı. Ürünlü'de bu yıl ikinci biber şenliği düzenleniyor. Burada da birbirinden çeşit biberleri görmemiz mümkün. Havada biraz rüzgarlı. Böyle olunca katılım biraz az oldu ama biberlerin tadına bakmadan da yapamayacağız. Bunlara balık biberi deniyor. Biraz acıymış, deneyelim. Su alabilir miyim? Buraya gelip tadına bakmanızda fayda var. Bu zamanlarda biber yetiştiriciliği artık sönmeye başladı. Eskisi gibi pek rağbet yok. Eskiden burada nakliyeler çok olurdu. Aracı olursa pek de rağbet olmaz mı? Tabii. Eskiden nakliyeler çok olurdu. Şimdi yani hale götürüyorlar ya da pazar yeri olan pazarında satıyor. Ya bu şekilde devam ediyor. Burada en acı biber hangisi? Burada en acı biber kirli biber dedikleri biber. Yani geçen sene yarışmada kullanılan biber de bunlardı. En acıları bunlar. Peki kim yiyebiliyor bunu? Burada var mı yiyebilen birisi? Vallahi Salim Bey var. Yiyebilir misiniz? Yiyebiliyor. Ama kuru kuru yiyemem ben. Çünkü hastayım, dişim ağrıyor. Böyle yiyemedi. De kaytardı. O da yiyemedi, evet. Haydi bismillah. Buraya. Renk değiştirdiniz sanki. Sonradan mı geliyor acısı? Sonra, sonradan kere gelir abi. Kaç saniye sonra geliyor? Bir 30 saniye sonra. 15 saniye geçti değil mi daha? Yavaş yavaş renk değiştirmeye başladın mı? Evet, başladınız. Fazla. Bu kadar yeter. Şenliğe gelenlerin ilgisi de yoğundu. Biberler adeta peynir ekmek gibi tüketildi. Bunları hem kurutuyorlar. Çok acı. Normal. Süper acı. Normal. Acı, evet. Acı. 30 saniye sonra çıkıyormuş ama acısı. Evet. Çok gördük onları. Nasıl biberler? Tattınız çok mı hiç? Çok güzel. Acı biber. Soslu kalıyorum. Domatesli. Acısı nasıl? Güzel, süper. Acıyı sevdiğim için. Kaç kilo aldınız? 1,5. Turşu yapacak mısınız? Sonra turşuluk. Turşu yerken daha. Tabii konu biber olunca biber turşularını da hepimiz lezzetle yeriz. Burada da kavanoz kavanoz biber turşularını, çeşit çeşit biber turşularını görmemiz mümkün. Fiyatları 15 lira, 10 lira ve 7,5 lira arasında değişiyor. Burada da ekmekler var çünkü biberlerden yanan vatandaşlar buraya gelip ekmek alıyor ve bunu mideye indirdikten sonra acının değeri biraz daha azalmış oluyor. Şaka bir yana, Ürünlü ekmekleriyle de meşhur. Evlerin bahçesine kurulan taş fırınlarda pişen bu ekmekler de şimdilerde şenliğe gelenlerin damak tatlarını süsleyecek. Fırın ekmeği, taş fırın. Hani özel taş fırında yapılıyor, her evde bulunmaz. Peki içeriğinde ne var? Yani kepek midir, buğday mıdır, nedir? Normal un, buğday unundan yapılır. Kepekli ekmeğimiz daha yapılmadı, yani yapmadık. Pişmesi uzun sürüyor mu? Yani 1-2 saat genelde